Arkadaşlar merhabalar bu videomda zero geometride yamuk konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani sizlere dik yamuk ve ikiz kenar yamuğu anlatacağız. Evet kitabımızda da sayfa numarası 119, 120, 121 ve 122'yi anlatacağız. Hatta 122'nin yarısını anlatacağız. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Yan kenar uzunlukları birbirine eşit olan yamuklara biz ikiz kenar yamuk adını veriyoruz. Evet x kenarı yamuk. Yan kenar uzunlukları birbirine eşit olacak. Yani yan kenarlar şunlar diye. AD ile BC birbirine eşitse biz buna x kenar yamuk adını veriyoruz. Şimdi yamuğun özellikleri nelerdir? Yani yamukla ilgili kullanacağımız bilgiler nelerdir daha doğrusu? Ondan bahsedelim. Alt ve üst taban açıları birbirine eşittir. Yani alt taban açıları kendi açında çap kendi çapında birbirine eşit. Alfa alfa bunlar da birbirine şöyle birbirine eşit. Hocam niye? Nereden geliyor? E sen şöyle bir paralel kenar oluşturursan eğer paralel kenar oluşturduğun zaman çift çizgi ise burası çift çizgi ya alfa ise burası da alfa. X kenardan dolayı bak burası da alfa oluyor. O yüzden dolayı geliyor. ispatı buradan geliyor. Taban açıları eşitse tepe açıları da eşit oluyor. Yani A açısıyla B açısı birbirine eşit oluyor. Aynı zamanda C açısıyla da D açısı zaten birbirine eşit oluyor. Sonra AC ve BD köşegen ise arkadaşlar köşegenler birbirine eşit. Yani AC köşegeni ile BD köşegeni birbirine eşit. Bunun ispatı nereden geliyor? İşte şuradaki açı alfa, buradaki açı alfa dedik ya. Bak şimdi şurası da ortak ya A diyelim. Şu üçgene bak şimdi alfanın kolları çift çizgiye A. Bir de bu üçgene bak şimdi alfanın kolları çift çizgiye A. Kenar açı kenardan mavi ile sarı üçgen eş oluyor. Alfanın karşısındaki bu kenarla alfanın karşısındaki şu köşegen birbirine eşit olmuş oluyor. Oradan geliyor bu. Ee, tamam. Eş üçgenden geliyor yani. temel mantık o. Hatta ve hatta madem eş üçgen e, burada alfanın karşısındakiler eşit ya zaten. E, sarı üçgende şuradaki bu çift çizgi gören bu açı noktaysa çift çizgi gören bu açı da nokta diyebilirdik. Dolayısıyla bak ne oldu? Şu açılar da birbirine eşit oldu. Yani şunlar da birbirine eşit olmuş oldu. Bu parça ile bu parça. Hatta köşegenler eşit ya. Buraya S dersen burası da S. Yuvarlak artı S. Yuvarlak artı S. Olmak zorunda. Yani köşegenler birbirine eşit bir de ben buraya E diyecek olursam E A ile EB uzunluğu birbirine eşit. Ve aynı zamanda ED ile de E C birbirine eşit. Yani şöyle EC ile de E D'nin eşitliğini yazalım. Tamam. Köşegenler eşit. Kendi çapında ayırtıkları yerlerde birbirine eşit oluyor. Zaten nokta ya Z'den dolayı nokta yapar burası. Burası da Z'den dolayı nokta yapar. X kenarlıklar buradan da çıkıyor diyebiliriz. Ama en baş ispatı nereden geliyor? İspatı eş üçgenlerden geliyor. Ama biz bunu özel olarak bilelim dostlar. Bu önemli. Eğer yamukta böyle köşegenle alakası yerde bir eşitlik görürsek diğer köşegeni çizeceğiz. Zaten ikiz kenar yamukta iki tane işlemimiz var arkadaşlar. Birincisi bu köşegen çizmek. Bir köşegen çizilmişse ve alakası yerde eşitlik varsa diğer köşegeni de biz çizeceğiz. İkincisi de şu dikmeler. Yani üçüncü özelliğimiz. Arkadaşım ikiz kenar yamuk gördüğümüz zaman şu dikmeleri çizeceğiz. Bu dikmeleri çizdiğin zaman bu uzunluklar birbirine eşit oluyor. Sebebi çok basit. Hocam taban açıları birbirine eşit diye alfa alfa. Alfa 90'sa beta, alfa 90'sa beta. A hocam şu üçgen ile bu üçgen benzer oldu. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğundan eş üçgen oldu. Beta'nın karşısındaki bu kenar ile beta'nın karşısındaki bu kenar eşit oluyor. O yüzden şu dikmeler de çok önemli. Bu dikmeleri çizdiğinde ayırdıkları parçalar eşit oluyor. Yani PB uzunluğuyla alikara uzunluğu birbirine eşit. Onlar da bak şurası A ya burası C oluyor. A eksi C kalıyor iki tane çizgi. Onlar da ne olacak o zaman? Şu ikisine A eksi C kaldıysa bir tanesi A eksi C bölü 2 yapar. A eksi C bölü 2'ye eşittir. Ama ezberleme. Şu dikmeleri yaz. C ise C'yi yaz. Buradaki uzunluklar zaten direkt kendiliğinden çıkacak. Kural bil diye ezberle diye bunu vermedim. Sakın bunu ezberleme. Tamam. A H uzunluğu da A H uzunluğu da şöyle bakacak olursan arkadaşlar yine bunu ezberlemeyin. C ile AXC'yi C, C, ile A bölü 2'yi toplarsak o da A artı C bölü 2'ye eşit oluyor. Aynı zamanda bu orta tabana eşit olmuş oluyor. Tamam. Ya bunu da aslında böyle ezberlemeyin. Bu bilgiler önemli değil burada. Önemli olan şu dikmeler ayırdıkları parçalarda birbirine eşit diyeceksin. Sonra dördüncü özellikle bu. Bence bunu çok fazla kafanıza takmayın. Köşegenler dik kesişirse bak güzel bir şey çıkıyor. Ee, burada köşegenler dik kesirse bunlar birbirine eşit ya. Şunlar da birbirine eşit ya. 45 45 93 üçgen çıkar burada. Bunu kullanabilirsiniz. Ve aynı zamanda şuradan dik çizdiğinde muhteşem şu çıkıyor ya. Bak 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 dikkat et. Şu şu eşit. Burası da A bölü 2 oluyor. Aynı zamanda burası da muhteşem üçtü işte. Şu şu eşit. Burası da C bölü 2 oluyor. Topladığın zaman A artı C bölü 2 oluyor. Yani ikiz kenar yamuğun yüksekliği A artı C bölü 2 aynı zamanda orta tabana eşit olmuş oluyor. Bunları böyle çok fazla bilmenize gerek yok. Böyle ispat tekniği de bilin. Kullandığımız noktalarda oluyor. Ama ben bunu da çok fazla kullanmıyorum. Benim bildiğim şey bir köşegenlerin eşit olması. Kendi çapında parçaların parçalarında eşit olması. Bir de dikmeler eşit parçalara ayırıyor. Sadece bu cümlelerle ya da bu iki özellikle çoğu şeyi çok rahat bir şekilde halledeceğiz dostlar. Şimdi sorularda göreceksiniz. Evet, bunlar ekstra özellik. Bilmeseniz de zaten şu dikmeler deyip işleminizi yaptığınız zaman sonuca ulaşırsınız. Mesela dikmelerden birini çizsen bak ne çıkıyor? 45 45 yapıyor. Biraz önce buranın artı bir A artı C bölü 2 olduğunu öğrendik. Bak burası da artı C bölü 2. Gerçekten yükseklik artı C bölü 2. Yani sen dikmeleri çizdiğin zaman mutlaka mutlaka buradaki şeylere ulaşırsın. O yüzden çok fazla sıkıntı yapma. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi örneklere bakalım. Şimdi ne verilmiş? X kenar yamuk verilmiş. Ya köşegen çizeceğiz ya da dikmeler. E dikmenin bir tanesi çizilmiş. Diğer dikmeyi de biz çizelim. Hop diğer dikmeyi de ben çizecek olursam böyle 6 ise burası da 6 yapar. Bu dikmelerin ayırtları yerler de birbirine eşit olacak. E 4 ise burası 4 olacak. Benden bu uzunluk isteniyor. X böylelikle 10 çıkar. Örnek 22 10 çıktı geldik örnek 23'e. Şimdi 5 5 3 ve 8 var. E ne yapacağız arkadaşlar? X kenar yamuk paraya kenar mı oluştursak hocam? Paraya kenarda oluşturabiliriz de. X kenar yamukta şu dikmeler. Eğer köşegen çizmek mantıksız. Hani köşegen özel durumda çiziliyor. Bir köşegenle alakası yerde eşitlik olduğunda ya da bir köşegen çizilmişse çizilebilir. Şu dikmeleri çizdiğim zaman ne çıkıyor kardeşim? 90, 90, 3 ise 3. Bak hiç A, X, C bölü 2'yi kullanmıyorum. Şunlar birbirine eşitledik ya. E hocam tamamı 8, burası 3 ise. E bu ikisine 5 kaldı. O zaman buraları 5 bölü 2, 5 bölü 2 mi oldu? Evet. Şimdi 90'ın karşısı 5 hangi açının karşısı 5 bölü 2'dir? 30'un hocam. E bu 90'sa burası da 90'dır. X açısı da 90 artı 30'dan kaç derece çıkar? 120 derece çıkar. Örnek 23 90 oldu 120 oldu geldik örnek 24'e. Şimdi biraz önce bir özellik vardı yok buradan dik çizme falan filan boşver unut onu. Köşegenler dik kesmiş e, ben şu parçaların birbirine eşit olduğunu biliyor muyum biliyorum. Şu parçaların da birbirine eşit olduğunu biliyorum. E buradan 45 45 90 üçgenleri geldi mi geldi. Hatta burası da 45 45 90 üçgeni mi evet. A üçgen var. X dik üçgen kökkiye bölünmüş hali şu kenarlar değil midir? 6 bölü kökkiye. Yani sen 6'yı köküye bölersen kökü eşitleriyle çarptığın zaman 6 kökü bölü 2'den 3 kökü çıkar burası. Evet burayı 3 kökü bulduk. Şunlar 3 kökü 3 kökü oldu. E burada da 45 45 90 üçgeni var. 12'yi köküye bölersen sen kökü eşitleriyle çarparsak 12 kökü bölü 2'den 6 kökü çıkar burası da. E bunlar da 6 kökü oldu. Ve dik üçgen var burada. Pisagor. E 1 ve 2 oran varsa kök 5 katı değil miydi? Yani x direkt nedir? 3 kök 2. Bak 3 kök 2 6 kök 2. Küçük olanın kök 5 katı. Direkt kök 5 katı olur. Yani 3 kök 10 diye cevabı ulaşırız. Herhangi bir şekilde formül morbül kullandık mı? Yok. İki temel özellik. Köşegenlerin eşit olması. Bir ya da dikmeler. Oradan çıkıyor kardeşim. Ha sen şu dikmeleri çizerek de yapabilirdin ama hala hazırda köşegenler çizilmişti. Köşegenle ilgili özellikler direkt kullanınca cevaba ulaştık. Bir sonraki soru Şöyle bir katlama var arkadaşım. X kenar yamuk verilmiş. Şimdi x kenar yamukta katladık. Bu buraya mı geldi? Evet. Üstte binen kenarlar birbirine eşit. Üstte binen açılar birbirine eşit değil mi? Evet. Hatta bu açılar da birbirine eşit. Ha açı ortay aynı zamanda paralellik de var ya. Z'ye dikkat. Z'den dolayı nokta açısı yapar burası. Hocam noktaya nokta oldu. X kenar çıktı. Burası da çizgi oldu mu? Oldu. E katlamadan dolayı üst üste binen kenarlar eşit. Burası da çizgi oldu. E Şimdi A D üstünü vermiş bana. Kaç vermiş? 10 vermiş. D üstü B'yi de vermiş bana hatta. O D üstü B de 10'muş. Hocam burası 10. Sen burası da 10 bulduk ya katlamadan dolayı burası da 10 çıktı. E hocam burası da 10. Ne çıktı burada? Eşkenar. Üçgen 60 60 60 yani 30 30 çıktı burası. 90'ın karşısı 10 30'un karşısı 5'tir. 60'ın karşısında kaç çıkar? 5 köküç çıkar. Yani Cevap 5 kök 3 oldu 25. örnekte. Geldik dik yamuğa. Şimdi de dik yamuk. Arkadaşlar dik yamukta yan kenarlarından biri tabanlarına dikse. Yani burası dikse burası da dik oluyor zaten. Biz buna ne diyoruz? Dik yamuk adını veriyoruz. Şimdi dik yamukta ne yapacağız kardeşim? Eskiden dik üçgende öğrendiğimiz şeyi yapacağız. Hani şekilde 90 derece varsa ve bir uzunluk isteniyorsa ne yapıyorduk? Dikdörtgene karşılık getiriyorduk. Hocam dikdörtgene karşılık nasıl getiririz? Şöyle dikdörtgen dikdörtgen oluştururuz daha doğrusu. Dikdörtgen oluşturduk. C ise C kaldı. Buraya A X, C kaldı. E hocam burası da haş yaptı. Pisagor bağıntısından bir uzunluk isteniliyorsa yani 4 uzunluktan 3'ü biliniyorsa direkt dördüncüyü de rahat bir şekilde bulabiliriz. Dik üçgenden eski bilgilerden bulabiliriz yani. E hocam başka? Ha bu dikdörtgen aynı zamanda dışarıda da oluşturulabilir böyle. Bak büyük dikdörtgen de yapılabilir. Çok karışık sorularda dışarıdan da yapabiliriz. Haberiniz olsun. Evet şöyle bir soru. Dik yamuk verilmiş. Burası 90 derece. Hemen ne yapıyoruz? Dik dörtgeni oluşturuyoruz. Hocam 4 ise 4 de kaldı 8. E Pisagor. 8 10 6 8 10 üçgenden 6 çıkar. E o zaman buradaki dik dörtgenden de x'e 6 olarak ulaşırız. Yani örnek 26 6 oldu. Geldik örnek 27'ye. E, dik yamuk ne yapacağız arkadaşım? Hop dik dörtgen. 4 ise 4 8 ise 8'i yazdık. Tamamı x'ti. x eksi 4 kaldı. Pisagor. X'in karesi eşittir. X eksi 4'ün karesi artı 8'in karesi diyeceğiz. 8 var dik üçgende hisset kardeşim. Hissetme nedir arkadaşım? 8 varsa ya 6, 8, 13 kendidir ya da 8, 15, 17'dir. Ben x yerine 10 yazarsam burası da 6 çıkıyor mu? 10 eksi 4'ten çıkıyor. Yani x 10 çıkar. Benden de zaten 10 isteniyor. Örnek 27'yi 10 bulduk. Geldik örnek 28'e. Hmm. Şimdi burada ne yapacağız? Bizden x isteniyor. Arkadaş şurayı bulursam olay bitti. Zaten orayı da dik yamuktan bulurum. Şöyle çizerim dikimi. Diki çizince dik dörtgeni oluşturdum. 3 ise 3, 12 kaldı. 12, 20 ne üçgeni? 12, 16, 20 üçgeninden. Ya 3, 4, 5'in 5 katına kadar ezbere demiştik ya. 12 var, 20 var. 12, 16, 20. 3, 4, 5'in 4 katından 16 buldum burayı. Hocam burası 16 ise. E o zaman burası kaç çıkar? 8 çıkar 8. 2 eş parçaya bölecek. A Burada da bir ne var? Dik üçgen var. Dik kenarlar 8 ve 15. 8, 15, 17 üçgeninden x'i 17 olarak buluruz. Ve geldik dikkate. Arkadaşlar bir dik yamukta köşegenler dik kesişirse eğer köşegenler dik kestiğinde h neye eşit oluyor biliyor musun? Kök içinde a çarpı c ya da şunu bil h kare eşittir a çarpı c olur. Ezberleyeceğiz mi? Bence ezberler. Niye? İki teknikle sana bunun çözümünü göstereceğim şimdi. Lütfen dikkat et. Hatta ben şunu şöyle kopyalayayım yapıştırayım. Bak şimdi. İki ispat yapacağım. Her iki ispat da bizim için aşırı derecede önemli. Bak Şunlar şöyle dursun. Tamam bir sıkıntı yok. Arkadaşlar iki ispatla yapacağım sana bu işi. Şimdi ne yapabilirim? Bir. Köşegenler dik kestiğinde arkadaşım biz normalde içeriden paralel kenar oluşturuyoruz. Ya. Yani burada da dikdörtgen oluyor mesela. Ama maalesef şekil çok karışıyor. Köşegenleri dik kesen Herhangi bir yamuk gördüğün zaman da köşegenlere ait paralel kenar oluşturacaksın. Yani şöyle. Bak ne çıktı. Paralel kenar oluşturdum buraya ait. Böyle paralel çizdim. E burada bir paralel kenar çıktı ya. C ise burası C olur. Bunlar paralel ya. E burası 90 ise yöndeşlikten burası da 90 olur. A dikten dikilmiş oldu. Ne var yani burada? Hocam şurada bir öklit bağıntısı var. H kare eşittir. C çarpı A. Yani A çarpı C'ye geldim buradan geldi. Birinci ispat tekniği bu. Böyle köşegenle paralel kenar oluşturma. Bu dik yamukta değil sadece. Herhangi bir yamukta da köşegenler dik hissini gördüğün zaman köşegenle paralel kenar oluştur. Tamam. Mesela şöyle bir yamuk geldi karşına. Köşegenleri dik dedi böyle. Hemen böyle paralel kenar Paralel kenarı şöyle de oluşturabilirsiniz. Bakın şöyle şuraya ait paralel kenarı da oluşturabilirsiniz. Ya da paralel kenarı şöyle de oluşturabilirsiniz. Bu yani şuraya ait bir paralel kenar. Şöyle olmuş olur. O zaman 90 ise burası 90 oluyor. Yukarıda da ona ait yaptık zaten. Tamam. Hatta C iken C olur. A olur. Bak A artı C de böylelikle yan yana gelmiş olur. Peki. Başka nasıl bulabiliriz burada? Ya herhangi bir çizim yapmamıza gerek yok. 90'lar havada uçuşuyor. Alfa beta'ya dalmaz mıyız? Dalarız. Alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta yaptı. Sonra kenarları belli olan üçgenlerde benzerlik kuracağım. Bak bir benzerlik şunu seçemem maalesef. Nereye seçemem? Şurayı seçemem maalesef. Şu üçgeni seçemem. Niye? İki kenar olması lazım. C H iki kenarı olan şu üçgen yok mu? Var. Hocam benzer üçgenlerden biri bu olur. Diğeri de şu olmaz mı? H'a A'lık alfa betalık üçgen olur. E yapalım bakalım şimdi. Alfanın karşısı sarı üçgende C'nin. Alfanın karşısı H oranı. Eşittir betanın karşısı H'ın. Buradaki betanın karşısı A oranı. İşler dışlar yapınca da H kare eşittir. A çarpı C geliyor mu? Geliyor. Gerçekten de H kare A çarpı C'ye eşit oldu. Dik yamukta köşegenler dik kesirse. Formül aklında kaldıysa uygula. Ama sadece formülü bildiğin zaman bazı soruları yapamıyorsunuz. Bu iki ispat tekniği de senin için aşırı derece önemli. Nereden çıktı? Üçgen bilgisini kullanarak iki ispatla da sonuca ulaştık gördüğün üzere. O yüzden bence bunu bil. Ha şey yaptıysan mesela hocam 8'in karesi eşittir 4 çarpı x'ten hemen birinci yol formülle sonuca ulaşabilirsin burada. Tamam aklında kaldıysa 64 bölü 4'ten x'i kaç bulursun 16 bulursun. Bu formül. İkinci yol dikdörtgen oluşturabilirsin ama ben şeyi daha çok seviyorum. Alfa beta'yı daha çok seviyorum. Alfa beta Alfa, beta, alfa, beta. E hocam şu üçgen ile hangi üçgen benzer? Buradaki üçgen benzer. Hatta güzel bir benzerlik var. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. Değil mi? E burada da o zaman alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 diyebiliriz. Direkt cevap 16 çıkar. Yani x 16 olarak bulursun. İstediğin yoldan bul. Ya da alfanın karşısı 4 bölü alfanın karşısı 8 eşittir. E, betanın karşısı 8 bölü, betanın karşısı x deyip de yine sonuca ulaşırsın. yalnız dayanamam. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 olan olduğu zaman dayanamam. Burada da alfadan beta'ya geçiş 1'e 2'yi yapıştırırım. Ve cevabı 16 olarak buluruz. Evet geldik örnek 30'a. Bak formül işe yaramıyor mesela. Ne H ne P K var. Ne H ne A var burada gördüğünüz üzere. Ne yapacağız hocam? A diktendik çizilmiş. Öklit bağıntısı var burada. Bütün H dersem öncelikli olarak şurada bir öklit bağıntısı yapıyorum arkadaşım. Diktendik çizildiği için. Yani H kare eşittir 2 çarpı 8'den 16'dan açı buradan 4 buluruz. Sonra ne yapacağız arkadaşım? Aa hocam şurada bir kelebek benzerliği var. Kelebekteki oran kaça kaç? 2 bölü 8 1 bölü 4. 1 bölü 4'ten burası 1 çıkar. E sonra burada Pisagor bağıntısı var. 1 2 kök 5 üçgeninden burası da kök 5 çıkar. Bak ben bunu fark ettim. Böyle buldum. Ha sen 2 4 ise 2 kök 5 derdin. Sonra büyükte de Pisagor uygulardın. Bulurdun. Ama bak kelebek yine hala hala hazırda var. Yani dik, dik, dik yamukta da yine kelebektir şudur budur bunları da kullanıyoruz. Buna da dikkat et. Pisagor bağıntısından x'i kök 5 olarak bulduk. Örnek 30 kök 5 çıktı. Geldik örnek 31'e. Örnek 31'de de ne verilmiş? Kolların uzunluğu eşit olan. Yani şu parçayla şu parçası birbirine eşitmiş. Ve 3'e 9 verilmiş. E yapacağımız hamle belli kardeşim. Böyle yukarı kaldırmış. Şuradan bir dik çizince arkadaşım. 3'se 3 ise 3. 9 9. E burası A ise A artı 3. Burası da A artı 3. Pisagor bağıntısı yaparız burada. A artı 3'ün karesi eşittir. A'nın karesi artı 9'un karesi deyip işlem işlem işlemle A'ya ulaşırız. Ya da ne yaparsın burada? Hocam 9 varsa hisset kardeşim. Acaba 9, 12, 15 üçgeni mi? 9 ile ilgili o üçgen var. 9, 12, 15 sağlanıyor mu A yerine 9 yazınca? Evet A buradan pardon A yerine 12 yazınca sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Baksanız ya. 9, 12, 15 sağlandı. Yani A 12 çıktı. Pergellerin eşit uzunlukta, kolların uzunluğu. Yani 12 burası, 3 burası toplamda 15 mi yapıyor? Evet. Yani bizden 15 isteniliyor. Cevap 15 oldu 31. soruda. Geldik bir sonraki soruya. Dik yamuk. Ya köşegen çizeceğiz ya da dikmeler. E köşegen yok ki burada. Dikme çizeyim. Ne yapacağım? E, köşegen çizeyim. de Pardon. Şu dikmeleri çizeceğim. Şu dikmeleri çizdim kardeşim. Bu dikmeleri çizince ne oluyor? Bak şu parçayla şu parça birbirine eşit olacak. 6 ise şuraya kadar 6 bulduk. E 13 bir daha 14. 14'ten 6 çıktı 8. Bu iki parça birbirine eşit. Ve bunlar 8 Bunlar ikisi 8 birim. Yani bunlar 4 birim 4 birim olacaktır. E o zaman şuradaki parçaya kaç kaldı? 3 kaldı. E şimdi burada ne var? Dikten dik çizilmiş bulunuyor. O zaman öklit bağıntısını uygulayacağım. Hocam şuraya h deyip taş kare pk mı yapayım? Hayır x deniliyor benden x e ait öklit bağıntısını kullanayım x'in karesi bak sağ tarafta sağa dayalı şu çarpı tamamı x'in karesi eşittir 4 çarpı tamamı 4 çarpı 4 6 ve 3 mü var burada evet 13 mü yapıyor aynen öyle x de buradan karekök 4 çarpı 13 yani 4 dışarıya çıkar 2 kök 13 diye olur cevap İşte kök 52 de olabilir. Çıklarda hangisi varsa ama genelde 2 kök 13 diye açıyorlar. Cevap 2 kök 13 olur. 32. soruda. Geldik 33'e. Evet 6 verilmiş. Ne demiş şimdi burada? Ali Bey uzunluğunda 18 vermiş. Bak şuraya 18 vermiş. Eksiklerle yapıp da ne yapıyorduk? Ya köşegenleri çiziyorduk ya da dikmeler. Şu dikmeyi çizelim o zaman. Bir dikme çizilmişse. Diğer dikmeyi de çizelim. 6 ise 6 şunlar da birbirine eşit ya. 18'den 6 çıktı. 12 kaldı. O zaman bunlar da 6 6 diye böldü mü? Böldü. Şimdi Geometri dersinde öğrencilerine x kenar yamuk ile ilgili etkinlik yapmak, yaptırmak isteyen Eda öğretmen çevresi 44 diyor. Hmm. 18 6 bak çevre 18 artı 6 artı şuralara bir x x diyelim. x artı x'i 44 demiş. Değil mi? Bu 24 yaptı. 2 x 44 eksi 24 20 yapar. x'i de buradan 10 bulurum. x 10 ise eğer 6 8 13 kendinden yüksekliği de kaç buluruz arkadaşlar? 8 olarak buluruz. Tamam devam edelim. Şunu yaptırıyormuş. <laughs> ABC'de X kenar mı çektik kartonu EC boyunca AB dik olacak şekilde kesin. Tamam kestik. Kesince 6, 8, 13 üçgeni çıktı burada karşımıza. CB ve AD kenarları çakışacak şekilde. CB ve AD kenarları çakışacak şekilde. A ve C köşeleri üstüne gelecek şekilde yapıştırın. Evet ben şu üçgeni alacakmışım. Ve şunları çakıştıracakmışım. Neleri? Bak şu kenarları çakıştıracakmışım. Ve A ve C köşesi üst üste gelecekmiş. C köşesi buraya gelecek. O zaman çakıştıracaksam şöyle bir şey mi yapıyor? Evet. Yani bizim elimizdeki şunu alıp buraya koyunca o zaman elimizdeki en son şekil bu mu yaptı arkadaşım? Aynen öyle. Bu yaptı elimizdeki şekil. Buna göre ABCD yamın çevresi etkinlik sonunda elde edilen şeklin çevresinden kaç birim fazladır diye soruluyor. En son ben bu şekli elde ettim. 6 ise şurası 6 oldu. Burası da 8 mi oldu? Evet. Çevresine bak. 8 burası, 12 burası, 8 burası, 12 burası. Yani 8, 12 daha 20. Şurası da kaç yaptı? 20, 40 mu yaptı? Evet çevre 2'yi 40 bulduk. İlk çevremiz kaçtı? 44'tü. Yani bizden 44 eksi 40 isteniyor. Kaç fazla olmuş oldu o zaman arkadaşlar? Çünkü ABCD'nin çevresi etkinlik sonunda elde edilen şeklin çevresinden kaç birim fazladır? İlk çevre 44, ikinci çevre 40. 44'ten 40'ı çıkarttık. 4 fazla olmuş oldu. Evet aldık bunu buraya yapıştırdık ve karşımıza şöyle bir dikdörtgen çıktı. Güzel soruydu ve 33. soruyu böylelikle ne bulduk arkadaşlarım? 4 bulduk. Ve geldik örnek 34'e. Şimdi uzunlukları birim cinsinden tam sayı olan iki tane x kenar kullanılarak şekil 2'deki gibi dikdörtgen oluşturuluyor. Kırmızının alt tabanı 1, 11, 11. Mavininki de 14'e burası da 6 olarak verilmiş. Oluşan şekilde küçük dikdörtgenin çevresi 22 birim. Küçük dikdörtgen şurası dikdörtgenmiş bu arada. Bu dikdörtgenin çevresi de kaç birimmiş arkadaşım? 22 birimmiş. E 6 iken burası da 6 ya. 6 ya 14 olduğundan dolayı. 6 6 12'si burada. 22'den 12 çıkınca 10 kaldı. O zaman bunlar da 10 kaldıysa eşitse bunlar da 5 5 mi yaptı? Evet. Bu kırmızı yamuğun da üst tabanını 5 bulduk. İkiz kenar yamukların birer tanelerinin çevreleri farkı nedir diye soruluyor bize. Hmm. 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 Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Burada. Arkadaşım x kenar yamukta şu dikmeler bizim için önemli değil miydi? Evet. Şu dikmeleri çizdik. 5 ise 5 oldu. E şu parçalar birbirine eşit değil mi? Evet. E o zaman ne oldu o zaman burada? Buradan güzel bir şey geldi mi? Geldi tabii ki. 11'den şu 5 çıktı 6. Bunlar da 3 3 mü yaptı? Evet. E o zaman sen buradan da bir dik çizersen. Dikdörtgen oluşmuştu ya. Şimdi burada da dikdörtgen oluşmuştu. Burası da 90 derece. Sen buradan da dik çizince buradan da dik çizince. Hocam 90 90 90 ise burası da 90 oldu. Şurada bir dikdörtgen oluştu. Buraları da 3 3 yaptı. Bu arada şu 6 ise burası da 6 değil mi? Evet. Ve şunlar da birbirine eşit. 14'ten 6 çıktı 8. Bunlar da 4 4 oldu? Evet bak 3 4 5 üçgeni. Yani mavinin yan kenarı 5. Kırmızının da yan kenarı 5 çıktı. Şunlar 5 5 oldu. Buraları da 5 5 oldu mu arkadaşlar? Oldu. Ee, şimdi x kenar yamukların birer tanelerinin çevreleri farkı nedir diye soruluyor. Aslında buradaki 5'i de bulmamıza da gerek yokmuş. Niye? Çevreleri farkı isteniyor? Çevreleri farkı dediğimiz zaman bak çevre 1 neye eşit? 11 artı 5 16 artı şuraya x diyelim isterseniz 2x eşit. Çevre 2 neye eşit? 20 artı 2x eşit. Çevreleri farkı isteniliyor. 2x'ler zaten birbirini götürecekti. Neyse 5'i bulduk ya. Önemli değil. O zaman çevre bir neye eşit oldu arkadaşım? 16 artı 10'dan 26'ya eşit oldu. Çevre 2 de bakın 20 artı 10'dan kaça eşit oldu? Şu ikisi şu gördüğüm toplamı. O da 30'a eşit oldu. Yani bizden 30 eksi 26 isteniliyor. Cevap böylelikle 4 çıkar. Biraz uzattık ama en azından şuradaki uzunluğu da bulmayı da öğrendik arkadaşlar. Değil mi? Evet 34. soruyu böylelikle 4 bulduk. Ve geldik şu soruya. Şekil 1'de yere dik, o, dik olan eşit uzunluktaki iki direğin A ve B uçlarına eşit uzunlukta iki direk verilmiş. A ve B uçlarına ne yapılmış? İp bağlanmıştır. Aynı ağırlıktaki iki taş şekil dik gibi bir yap ip yardımıyla C ve D noktalarından ip asılıyor. Taşlar asıldıktan sonra ipte toplam 8 birimlik bir esneme oluyor. Toplam 8 birimlik bir esneme oluyor. Arkadaşlar esneme olan şey şu ve şu değil mi? He, toplamda 8 birim. 8 birim 8 birim. CD uzunluğu bilmiyoruz. CD uzunluğu aynı mı kalacak bu arada? Dur. AC, CD ve DB olmuş. Bak şunlar, şunlar ve şunlar birbirine eşit olmuş. Ve hem C hem de D noktası yere 8 birim daha hem hem C hem de D noktası yere 8 birim daha yaklaştı. Arkadaş yere 8 birim daha yaklaştı. Önceden C noktası şu şu doğru üstünde değil miydi? Evet. Bu doğru üstündeydi. Uzaklığı 8 birim daha yaklaştı demek. Şuradaki uzaklık 8 birim demek değil midir? Evet. Ya arkadaş bu da 8 birim yaklaştı ya. Buradaki uzunluk da 8 birim aslında. E burada o zaman bunun da zemine olan uzaklığı aynı. Bunun da zemine olan uzaklığı aynı. Yani bu zemine paralel mi olmuş olacak o zaman? Çünkü zemine olan uzaklığı aynı. Zemine olan uzaklığı aynı. Dikdörtgen çıkar. O zaman şunlar birbirine paralel olur. Tamam bunu anladık. Yani bununla bu paralel oldu. E bununla da bu zaten önceden paraleldi. Burası yamuk oldu. Bak ikiz kenar yamukta şu dikmeleri çizmiş olduk. Bu dikmelerin uzunluklarını da 8 8 diye vermişler. E şu parçalar da birbirine eşit değil mi? Evet. Şimdi CD yer düzlemiyle paralel olduğuna göre tamam. Başlangıçtaki ipin uzunluğu kaç birimdir diye soruluyor bize. Şimdi 8 birimlik esneme olmuş. Arkadaş. Burada bir işlem yapalım isterseniz. Şimdi nasıl bir işlem yapalım? Hocam buraya ben bir x x x dersem Şuradaki uzunluk ne olacak arkadaşım? Buradaki uzunluk da toplamda 8 birimlik esneme olmadı mı? 3x değil mi burası? 3x 8 olmaz mı burası arkadaşım? Evet. Çünkü niye? 8 birimlik uzadı, esneme oldu. O zaman toplam ip burada 3x'e 3x, e, 3x 8, 8 olmak zorunda burası. Dikkat et. Burası x'ken burası x değil mi? Evet. Bunlar da birbirine eşit. O zaman 3x eksi 8'den x çıkart. 2x eksi 8 kaldı. 2x eksi 8'i 2'ye böl. Hocam 2x eksi 8'i 2'ye böldüğüm zaman x eksi 4 yapar. Burası da x eksi 4 yapar. E burada bir pisagor bağıntısı yok mu? Var. x'in karesi eşittir. x eksi kare 4'ün karesi artı 8'in karesi deyip işlem işlem işlemde x'i bulacağım. Ya da hisset kardeşim 8 varsa 2 ihtimal var. Ya 6 8 10 üçgeni ya da 8 15 17 üçgeni. Önce 6 8 10 mu diye bakayım. Şurası 10 iken x yerine 10 yazdığımda burası da 6 çıkıyor mu? Çıkıyor. Demek ki x böylelikle 10 çıktı. Başlangıçtaki ipin uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Başlangıçtaki ipin uzunluğuna biz şuradaki değil miydi? yedi? Yani 3 x 8, 8 bulmadık mı arkadaşlar burayı? Bizden 3 x 8, 8 isteniliyor. x yerine 10 yazarsam 30 8'den cevap 22 çıkar. Çok güzel bir soru arkadaşım. Gerçekten çok güzel bir soru. Bu soruya dikkat edin. Sınavda çıkmaya aday sorulardan biri. Zor mu? Değil. Sadece ipin esnemesini düşündüm. 3x ya bu ip. Esnemiş hali 3x. 8 birim esnediyse burası 3x 8 demek soruyor. Bize çözdürüyor dostum. Tamam. Evet 35. örneği böylelikle 22 bulduk ve gerçekten çok güzel bir soruydu. Ve yamukta alana geldik. O zaman bunu da bir sonraki videoda yapalım. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda yamukta alanda yani yamuğun son dersinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.